bir bina yapıyorsunuz. Bu bina yapılıp bitiyor. içine girip oturuyorsunuz. E, binayı yaparken bir üretim yapılıyor ama ondan sonra yok. Ama ikinci bir bina, yanına hemen başka bir bina yapıyorsunuz. İçine makine koyuyorsunuz. İçine işçi giriyor. Yani istihdam sağlanıyor. Makineler dönüyor ve üretim başlıyor. Kapasiteyi bitiyorsunuz. Kamyonlar e, onu taşıyor. Kamyonlar geliyor. O oraya... E, aramalı, gidiyor. Oradan alışveriş oluyor. Aramalı üreten oraya mal satıyor. Bir zincir başlıyor. Dolayısıyla e, yatırım dediğiniz şey ikinci örnek. Yani Hı. içine makine girmiş olan bir bina yapmanız lazım. Türkiye maalesef işte herkesin gördüğü gibi inşaat ve şey üzerine bina üzerine gitti. Tamam şey yapılmadı mı yani fabrikalar yapılmadı mı yapıldı? Biz şeyi görüyoruz ki son 10 yıllık döneme bakıldığı zaman içinde makine olan yani yaımı gerçek yatırım olan makine tesisat yatırımı çok düşük. Bunu bir şeyde de görüyoruz. Yani ödemeler dengesi tarafında da görüyoruz. Türkiye'ye gelen yatırım, doğrudan yatırımlar bakıldığı zaman, mesela son 12 aylık dönemde, son 1 yıllık dönemde kabaca 8,5 milyar dolarlık bir, 9 milyar dolarlık bir net yatırım alıyor Türkiye, doğrudan yatırım alıyor. Bunun yarısı gayrimenkul, yani dışarıdan gelip Türkiye'den gayrimenkul satın alan yabancıların yaptığı alımlar. Net net baktığınız zaman 4,5 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım var. Bu çok düşük Türkiye gibi ekonomi için. Hani çerez parası gibi bir şey. Sorun hani Türkiye yatırım almıyor değil alıyor. Ama sorun şu neden mehter marşıyla gidiyor Türkiye'nin yatırımları? Bunun arkasında tabii temel sorun her zaman Türkiye'nin hukukun üstünlüğünü sağlayamamış olması. Ve bu kurumsal yapıları sağlamlaştırmamış olması. Kurum ve kuralları işletemiyor olması.